Herkese selam arkadaşlar, ben Mücahit. Videoma hoş geldiniz. Bugün bu çektiğimiz olan bakiye ve yatırım bekleme olayı falan vardı ya, böyle bölümlü. Onda anlık bir artış olmuş. Ben de hemen video çekeyim dedim bunu. Şimdi ben hala satmayacağım. Oha! Daha demin bu arada 495'ti. Shiba'ya ne oluyor şu an anlamadım. Her sayfanın elinde param artıyor. 500, 498 olmuş. Biraz önce bu 495'ti. Ondan bir önce de 480'di. Arkadaşlar şöyle Shiba'nın grafiğini tekrardan kapatıp tekrar açmam gerekirse 433 liralık yatırımımız vardı biliyorsunuz. Bakiye şöyle coinleri göstereyim. Hala aynı, hiçbir şey alıp satmadım. Aynı duruyor. Ama Shiba 360'a 363 lirayı geçti benim. Oldukça artıyor. 310 falandı. Bu sabah 310'du. Arkadaşlar bu bir günlük grafiği Shiba'nın. Şu an bu saatteki saat kaç bakın. 9.49'dan 10.09'a kadarki sıçrayışa bakar mısınız? Ya böyle bir şey nasıl oluyor ya? Gerçekten şok oldum. Ya hiç beklemiyordum yani. Bakın günün neresindeydi? 390'dan gelmiş arkadaşlar 43.68'e. Bayağı bir fırlamış. Ama ne yapacağız arkadaşlar? Ben bunu satmayacağım. Daha fazla artacağını düşünüyorum. Çünkü bunu bir aylık yaparsak. Bakın bu aslında böyle bir artış gözüküyor ama aslında Shiba hala düşüşte arkadaşlar. Burada daha fazla yüksek yerleri Shiba çok fazla kez görmüş. Gördüğünüz gibi bir ay içerisinde 2-3 hafta boyunca daha yüksek yerlerde zaten gezmiş. Bu sıçrama zaten olacaktı. Yani bu yükseliş zaten beklediğim bir şeydi. O yüzden satmayacağım ama bu kadar ani gelince, yani sayfayı yenileyince bir anda 15 lira arttı. Şok oldum. Bakın sayfayı bir daha yenileyelim. Belki yine artar. 498 lira 15 kuruş. Ana bakiye, ana hesabımızın bakiyesi. Evet. 15, 11 kuruş da arttı yani, böyle arkadaşlar. Bu her yenildiğimizde artacak artık. Şu an çok öyle bir artış var. Şimdi bu coin'i nasıl alacağız arkadaşlar? Nasıl yani, şu anda almak mantıklı mı? 498, 37 oldu. Durmadan artıyor şu, bak maşallah var. Şu an almak mantıklı mı? Bence şu an mantıklı değil. Şu an mana veya sent alabilirseniz sizin için daha avantajlı olur bence. Tahminim o yönde. Ben yani bu işlerden pek anlamıyorum arkadaşlar. Tamamen tahmini ve insanların paylaşımlarına bakarak kendim bir çıkarımda bulunuyorum. Bu paylaşımları nereden buluyorum? Ben genelde Twitter'dan buluyorum arkadaşlar. Twitter'da geliyorsunuz. Mesela ben Shiba'nın daha deminki haberlerine bakıyordum. 3 dakika önce. Yani millet zaten burada Twitter'da hashtag'lere giriyorsunuz, tamam mı? En son bölümüne geldiğiniz zaman mesela Shiba yazmışım. En son olayları, aktif olayları burada görüyorsunuz zaten. Milleti görüyorsunuz. Deli gibi arkadaşlar. Post atıyorlar Shiba ile alakalı. Saçma sapan. Bunları pek siklemiyorum ben arkadaşlar. Bunlar boş yapan tayfalardan. Yani gereksiz gereksiz şeyler yani. Bunları hiç aldırış etmiyorum. Şu aşağılara inelim. Bazı mantıklı konuşan insanlar var burada arkadaşlar. Türkler falan da bayağı var burada. Mesela bunlar tamamen boş yapılmış. İniyoruz iniyoruz. Bir tane insan evladına mesela denk geldik arkadaşlar. Adam ne yapmış? Anlık grafiği paylaşmış. Biz girdik diyelim. Bunu gördük. Ben bu adamı ne yapacağım? Buraya geleceğim, takip edeceğim. Ben girip bu adamı gördüğüm zaman bileceğim ki Shiba'da bir puşluk söz konusu, artıyor veya azalıyor. Böyle grafik paylaşan çok var ama şu anda görmüş olduğunuz gibi tamamen böyle çerçöp dolmuş. Ya bunların hepsi de 9 yani 10 dakika içerisinde olduğu için popülerlere girersek böyle değil yani. Coin'in anlık arttığı zamanlar falan böyle saçmalıyorlar. Ben böyle bir şey göstermeyi ummuyordum sizlere. Şu popülerlere girelim. Popülerdeki olay da arkadaşlar, şimdi Shiba ile alakalı grafik, işte uzun zamanlı tahmin yapan analistler falan oluyor. Bunların yorumları önemli oluyor biliyorsunuz ki. Yani adamlar hayatını buna harcamış. Mesela 24 Ekim'de adam ne demiş? Hemen bunu mükemmel Türkçemizi yardımıyla ne yapıyoruz? Zeki insanlarız. Bunu buraya yapıştırıyoruz. Ve gerçeği öğreniyoruz. Enayilik yapmaya gerek yok. Herhangi bir iyi avukat size şunu söylerdi. Cevabını bilmediğiniz bir soruyu asla. Evet, böyle trollendik arkadaşlar. Şimdi burada Shiba'nın çakılışını koymuş arkadaş. Ama bence artacak yani. Artmayacak. Gerçi bu yorum da yapmamış. Şimdi 4 mesela 498, bir daha yenileyelim ve sonra videoyu sonlandırayım. Ya kaç gün oldu bilmiyorum en son videoya atalım ama 70 lira bir kar oldu birkaç günde. 499 olsun, bari 500 lira olsun burada.
Yani gördüğünüz gibi bu arada diğerleri de artıyor. Artıyor mu? Bilemedim. Ya şu Doge'yi de satamadım ya, içime oturdu ya. Satamıyorum. Bu arada mana düşmüş. 1 lira 50 kuruş mana düşmüş. Ona rağmen hala artıyor yani. Ben bu şeyi satsam mı? Şu an kafamda öyle sorular var yani. Satsam mı, bekletsem mi falan gibi. Ama çok artacağından eminim. Bu sendi de göstereyim size arkadaşlar. Sendin de artacağını inanıyorum ben. Ondan da alacağım yakında. İnşallah artmaz da patlak vermeyiz. Sand. Ne oldu lan? Evet. Sende de şöyle sandbox'ı da açalım. Sandbox inşallah çok yükselmez de alırız. Dün %10, %11 mi ne öyle bir artış yapmış. Eğer bugün de öyle bir artışla bitirirse ve yarın da yaparsa sıçtım yani, hayatta almam ben bunu. Karımız kalmayacak yoksa. Zararlı çıkarız bundan. Öyle başka da benim şu anda takip ettiğim bir coin yok zaten. XRP yılların coin'i yavaş yavaş artıyor, azalıyor, stabil. Hadi be kardeşim ya. Bu sırada 500 olmuş mu sakin? Çok zevkli bir şey ya. İnsan müptelası oluyor. Hadi. 500 oldun mu koçum? Hala aynı. Oğlum ne oluyor buna ya? Yenileyelim. Sand için mesela insanlar ne yazmış? Geliyorsunuz buraya, Sand yazıyorsunuz. Sand USDT Sand coin değil de direkt Sand'e girelim ya. Sandbox da yazabilirdik ama. Yani burada popülerlerden arkadaşlar bakın. Adamlar ne yapmış? Geliyorsunuz. Bir analiz çıkarmışlar kendilerine göre. İşte şöyle olacak, böyle olacak falan filan tarzında bir şeyler yapmışlar. Bunları geliyorsunuz arkadaşlar, inceliyorsunuz. Mesela bu adam ne demiş? Sent ve Mana'da nokta nokta atışı çalışmış demiş. Daha önceden yaptığı bir grafik tutmuş. Ya mesela bu adamın profiline girip bakabilirsiniz neler paylaşıyor. Ben öyle yapıyorum. Sent şu an evet düşüşte. İnşallah böyle devam eder. Bugünlük grafiği bu arada. 7 gününe bakmamız lazım. Bugün biraz düşmüş. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar şuralarda almak lazımdı onu. Birazcık kaçırdık treni ama. Şu birazcık bak şu seviyelere gelirse arkadaşlar, şu an fareyle gösterdiğim seviyelere, şuralara falan düşerse buna girmek lazım. Sent artacak. Yani bilginiz olsun. Ben eminim yani artacağından. Bakın bunu söyledik ki artık, gördün mü? Hadi 500 oldum bakalım, sayfa yeniliyoruz. Evet. Hadi. Vallahi oldu. 500 lira 15 kuruş. Ben böyle bir şey görmedim. Her sayfa inince para artıyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada mana da artıyormuş bu arada. Manadan da gel. Bu mana artmış. Shiba artmamış şimdi. Mana artmış. Manadan 40 60 60 kuruşluk da bir mana artmış. O yüzden 500'e çıkmışız. Evet böyleydi. İzlediğiniz için sağ olun. Böyle aktarmaya devam edeceğim. Satmıyorum. Satmayacağım. Ben al satıcı değilim. Bekleteceğim. Chase'imi koyacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.